Genç Bakış'tan merhabalar arkadaşlar. Bu videomda size telefon meşgulken arayanı nasıl görebiliriz? Bununla alakalı bilgi vereceğim. Malumunuz cep telefonuyla görüşme yaparken bilhassa uzun görüşmelerde bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Bize acil olarak ulaşması gereken kişi ulaşamıyor. Sürekli meşgul çalmış gibi görünüyor ki meşgul oluyor zaten. Bundan nasıl haberdar olabiliriz? O numarayı nasıl görebiliriz? Yapmamız gereken iki yöntem var. İkisi de çok kolay yöntemler. Yorum kısmında da detaylı bilgi vereceğim zaten. İlkinde normal telefon ayarlarından yapacağımız bir işlem. Diğeri ise kodlar yardımıyla yapacağımız, aktif ve iptal edebileceğimiz bir yöntem. Şimdi öncelikle telefondaki ayarlarına bakalım. Telefondan arkadaşlar öncelikle ayarlar menüsüne giriyoruz. Girdiğimiz zaman böyle bir şey karşılıyor bizi. Bu ekranda 4 tane seçenek geliyor. Biz ilki olan ağlar seçeneğine geliyoruz. Ve alt kısımda çağrı ayarları diyor arkadaşlar. Buna giriyoruz. Daha sonrasında gelen seçeneklere baktığımızda alt tarafta gelişmiş ayarlar daha fazla seçeneği var. Bunu seçiyoruz. Ve daha fazla seçeneğindeki en sona geliyoruz arkadaşlar. Ek ayarlar kısmı var. Gördük herhalde. Ek ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ve buradan çağrı ayarlarına giriyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi çağrı bekletme, bir çağrı sırasında gelen çağrıları bildir seçeneği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda aktif durumda. Şu an mesela tıklıyorum. İptal olmuş olacak. Devre dışı şu anda. Tekrar bastığımda aktif hale gelecek. Aktif hale geldiğinde de gelen çağrıyı görebileceksiniz arkadaşlar. Bu birinci yöntem. İkinci yönteme gelelim arkadaşlar. O nasıl oluyor? Şimdi iki tane kodu var arkadaşlar. Yıldız 43 kare. Gördüğünüz gibi yıldız 43 kare. Bunu tuşladığımız zaman arkadaşlar aktif oluyor. Peki devre dışı bırakmak istiyorsak ne yapacağız? Yıldız 43 kare dediğimiz zaman da pardon kare 43 kare dediğimiz zaman da iptal olmuş olacak. Yine dediğim gibi bunu yorum kısmında yazacağım zaten. Alt kısmına da biraz önce yaptığımız uzun yöntemi yazdım arkadaşlar. Ayarlar, çağrı ayarları, daha fazla seçenek ve ek ayarları. Daha sonra da çağrı bekletmeyi aktif veya iptal etme durumu gibi. Bence zaten o ikinci yöntemin yani en son şu gösterdiğimin gereği yok bunun. Çünkü kodlarla çok basit bir şekilde halledebiliyorsunuz. Şu iki tane kod sizin işinizi görecektir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.